Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Sabah kalktığımda yanımda hala uyuyordu. 10 yıldır evliyiz. Ama şu an son 1 yıldır nefret ettiğim kadar hiç nefret etmedim ondan. 35 yaşındayım. Ama hissettiğim yaş belki de 50. Çok yalvardı, çok ısrar etti. Lütfen bana bir şans daha ver dedi. Peki dedim. Sana bir şans daha vereyim. Aslında sadece vakit geçiriyordum. Biraz biraz ayrılığa hazırlanıyordum kendimi. Severek yapılan bir evlilikti çünkü. Dile kolay, tam tamına 10 yıl. Çok emek verdim. Evlendiğimizde 5 parasız bir adamdı. Sevgi ve aşk bokuna hiçbir şey istemedim. Seyyar arabada pilav satıyordu. Geceden ben pilavları yapıyordum, o da ertesi gün satıyordu. 3 yıl kendime kıyafet almadım desem yeridir. Allah'tan bu süreçte çocuğum olmadı. İyi ki de olmamış. Yoksa bunu kaldıramazdım. Daha sonra işler iyi gidince küçük bir dükkan tuttu. Sabah onunla dükkana gittim, akşam onunla beraber çıktım. Her santiminde emeğim var benim bu diyor hayatım. Derken işler açıldı. 3 şubeye ulaşınca beyefendiyi para bozdu. Evet, bozdu. Kaç kere aldattı. Çok canımı yaktı. Ama en sonunda onu da yaptı. Yapmamalıydı. Bir kadına her şeyi yapın ama gururunu kırmayın. Bir değil, tam 2 tane dost bulmuş kendini. Ve ikisine de ayrı ev açmış. Söz dedi, ikisinden de ayrıldım. Bir daha tövbe dedi. Ama ben biliyorum, tekrar yapacak. Yapmasa da benim bir kere gururumu kırdı. Sıra bende, intikam vakti. Beni sadece sevdiği için değil, mallar ikiye bölünmesin diye yalvardı ve ayrılmak istemiyor. Bense zamanını bekliyorum. Çünkü kırılan gururumu tamir etmek için intikam alacağım. Bir yıldır spor salonundan çıkmıyorum. Sabah kalktığım gibi önce kuaföre, ardından spor salonuna. Haftada 3 günde masaj ve saunaya. Ve ona o kadar iyi davranıyorum ki mutluluktan havalara uçuyor. 35'lik Lolitam diye isim bile takmış bana. Gülüyorum sadece. İnandığımı anlasın diye. Uzun zamandır şubelere gitmiyordum. Bir gezeyim bakalım neler oldu diye şubelere gezdim. Son açtığımız şubede yeni bir müdür almış işe. 25 yaşında, orta boylarda kumral yapılı bir çocuk. Oldukça ciddi duruyor. Kocam iş yapacak adamı gözünden tanır. O konuda iyidir. Dükkana girerken daha hoş geldiniz Sibel Hanım diye çocuk yanıma geldi. Hoş bulduk. Ama sen beni nereden tanıyorsun dedim. Benim adım Murat. Bu şubenin müdürüyüm. Siz de patronumla beraber diğer şubede gördüm. Orada garsondum. Siz belki beni hatırlamazsınız dedi. Kusura bakma Muratçım, hatırlayamadım ama tanıştığıma memnun oldum dedim. Buyurun ofisi açayım size dedi. Üst kata çıktım. Ofise oturdum. Gel bakalım Murat, işler nasıl gidiyor anlat bakalım dedim. Tabii Sibel Hanım dedi. Aykut Bey beni buraya 3 ay önce müdür yaptı. Sen ne kadardır bizimle çalışıyorsun dedim. 3 yıldır çalışıyorum dedi. O zaman sen 3. şubeyi açtığım zaman işe girmişsin. Tam da benim işlerden uzaklaştığım zamanda. Ondan seni hatırlamıyorum dedim. Doğrudur efendim dedi. Sonra bana uzun uzun yaptıklarını ve işleri anlatmaya başladı. Çok zeki, çok akıllı bir çocuktu. Kurduğu kelimelerden heyecanı anlaşılıyordu. Birden çocuğa ısındım. 1-2 saat orada kaldıktan sonra eve gittim. Kocam akşam eve gelince hayatım bugün şubeleri gezmişsin. Hatta en çok Murat'ın şubede kalmışsın dedi. Evet dedim. Yavaş yavaş işlerin içine girmek istiyorum tekrar dedim. Gerçi eskisi kadar yoğun çalışmayı düşünmüyorum ama günde 2-3 saat uğrayacağım dedim. Ne gerek var hayatım? İstediğin kadar gez dolaş. Sen zamanında çok çalıştın hayatım. Şimdi keyif yapma zamanı senin için dedi. Yok yok, işlerin içinde olmak istiyorum dedim. Peki hayatım, sen bilirsin dedi. Birkaç gün sonra derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbise giyerek Murat'ın oraya gittim.
Kapıda da hoş geldiniz Sibel Hanım diye karşıladı. Yavaşça ofise çıkarken bütün çalışanların ve müşterilerin gözleri Ceylan'ı izleyen aslan gibi bana kilitlendiğini hissettim. Ofise girip oturunca Murat da oturdu. Ama çaktırmadan da olsa göğüslerimden gözünü alamıyordum. İtiraf ediyorum, bu çok hoşuma gitmişti. 2 sene önce böyle yapan kadınlara orospu gözüyle bakardım. Ama şimdi aynısını ben yapıyordum. Bir erkeğin dikkatini üzerime yoğunlaştığı zaman canım sıkılıyordu. Şimdi ise zevk aldığımı hissettim. Bunların hepsi kocamın eseri, bu ortaya çıkardığı eser. Daha neler yapacak neler. İşler oldukça iyiydi Murat'ın anlatmasına göre. Bilgisayardan cirolara bakınca gerçekten de güzeldi. Murat, karnım aç, bana bir şeyler hazırlar mısın dedim. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi aşağı inip kendi ellerimle hazırlayacağım dedi. Sende ustalık var mı dedim. Evet, aslında ben kebap ustasıyım. Baba mesleği dedi. O zaman 2 kişilik hazırla, seninle beraber biraz daha sohbet edelim. Heyecanın çok hoşuma gitti dedim. Tamam Sibel Hanım diyerek gitti. Ama inanın o cümleleri kurduktan sonra Murat'ın direkt yüzünün değiştiğini hissettim. Tamam, değişi bile farklılaşmıştı. Hoşuma gitmeye başladı bu yaptıklarım. Kameralardan Murat'ı izlemeye başladım. Gerçekten de her şeyi bizzat kendi elleriyle hazırladı. Beraber oturup hem yemek yedik hem de iş hakkında konuştuk. Sonra konu özelleşmeye başladı. Evli misin dedim. Evet Sibel Hanım, geçen sene evlendim dedi. Bana Sibel diyebilirsin dedim. Kendimi öyle yaşlı hissediyorum diye ekledim. Olur mu öyle şey? Siz çok güzel bir bayansınız dedi. Size Sibel diyemem, kocanızın kulağına giderse hoş olmaz dedi. Peki anladım o zaman. Sen de bana kimse yokken Sibel de olur mu dedim. Peki dedi. Akşam eve gidince kocam Murat'la 2 saat ofiste oturmuşsun dedi. Benim her şeyimi sana mı raporluyorlar dedim. Herhalde raporlayacaklar. Ben buranın patronuyum dedi. Dur bakalım. Orada sen ne kadar patronsan ben de o kadar patronum dedim. Evet oturduk. Çok zeki bir çocuk dedim. Biliyorum. Ben koydum onu oraya dedi. Raporlara baktık. İşleyişi anlattı dedim. Sen beni mi kıskandın dedim. Herhalde kıskanırım. Sen benim karımsın dedi. O gece çok hoşuma gitmişti. Demek ki yavaş yavaş intikamımı alma vakti gelmiş. Ertesi gün yine çok kışkırtıcı giyindim. Tabii Murat hemen kapıda karşıladı. Bugün yine çok güzelsiniz Sibel Hanım. Şey affedersiniz Sibel dedi. Hah işte Muratçığım tam olarak bu dedim. Ayrıca nazik iltifatın için teşekkür ederim diye ekledim. Sana bir şey soracağım. Buyur dedi hemen. Benim buraya geliş gidişlerimi sen mi raporluyorsun? Evet dedi. Neden peki dedim. Biliyorsunuz kocanız bana kızar bunu söylemezsem. 2 saat baş başa oturup yemek yediğimizi neden söyledin dedim. Onu ben söylemedim. Muhtemelen diğerleri söylemiştir dedi. Yani benim yaptığım her şey kocama gidecek mi dedim. Muhtemelen gider dedi. Ama ben o zaman kendimi rahat hissedemem dedim. Merak etmeyin ben çok detay vermiyorum ama aşağıda size yemek hazırladığım bir de 2 saat odadan çıkmayınca muhtemelen elemanlar haber uçurmuştur dedi. Kimse o elemanlar tespit et. İşten at bakalım dedim. Ama Sibel Hanım ben bunu yapamam dedi. Şimdi in aşağı aynı bunu söyle. Sibel Hanım bunu kim uçurduysa tespit edip işten atacakmış dedim. Aşağı inişini kameralardan izledim. Çıkıp gitti. Akşam olunca kocam bugün nasıl geçti hayatım dedi. İyi dedim. Ben de uğradın mı dükkana dedi. Evet. Kısaca bir uğrayıp çıktım dedim. Demek ki yaptığım şey işe yaramış. Seslerini kestiler. Ertesi gün gittiğimde Murat yine ofise çağırdım. Karşımda oturuyordu. Bilerek bacaklarımı açtım. Çünkü altımda mini etek ve içimde çamaşır yoktu. Bakmamaya çalışıyordu. Ama gözü takıldı. Sonunda hem anlatıyor hem de çaktırmadan bakıyordu. Nasıl? Beğendin mi dedim. Birdenbire konuşması bıçak gibi kesildi. Kıpkırmızı oldu. Neyi Sibel Hanım dedi. Bal kutumu dedim.
yere eğdi başını. Gel buraya dedim. Sanki komut bekleyen bir av köpeği gibi hemen atladı. Saçlarından tutup bal kutusunun içine bastırdım kafasını. Aman Allah'ım. Yaramaz çocuk. İşte bütün çocuklar bal sever ama bu ağzını şapurdata şapurdata yiyordu. Hem de ne iştahla. Dibini sıyıra sıyıra. Tabii kutu vıcık vıcık oldu. Çocuk işini biliyordu. Devamında çıkan yangını söndürmek için bir hortum çıkardı. Aklım gitti. Çok uzun değildi ama çok kalın bir hortumdu. Başı sanki yabani mantar başı gibiydi. Tabii ki gerekeni yaptı. Sonra eve gittim. Çok rahatlamıştım sanki. İntikamımı almış gibi hissettim. Ama aradan bir hafta geçtikten sonra aslında kendime olan saygımı kaybettiğimi fark ettim. İlk başta iyi gibi gelmişti. Ama bu ben değildim. Ve bunu nasıl yapmıştım hala kendime inanamıyorum. Ben neden böyle oluyorum? İntikam aldım ama yine de kendimi kötü hissediyorum. Evet değerli dinleyenler, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Hiçbir yorum yapmayacağım. Çünkü sizin yorumlarınız benden çok daha iyi. Evet, haddimizi aşmadan, saygı çerçevesinde içimizden geleni lütfen söyleyelim. Çünkü bu hikayeyi gönderenler sizin yorumlarınızı dikkatle dinliyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.